Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili dostlar. Hayırlı, huzurlu, bereketli cumalar, sağlıklı, sıhhatli, aydınlık yarınlar inşallah. Güneşli ama Antalya'ya göre soğukça bir hava. Bey dağlarının tepeleri pembeyaz olmuş. Kar onun soğuğu da buraya kadar gelmiş oluyor. Ama buna soğuk denmez aslında. Bize göre. Anadolu'ya göre. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس ابن نيام tedhulul cennete bi selam. Sadaka Resulullah fi ma kal ev Mübarek cuma günü aynı safta, aynı kıblede, aynı Kur'an'da, aynı peygamberde, aynı Allah'ta, Allah'a imanda bir araya gelen sevgili dostlar, muhterem Müslümanlar, mümin ve mümin ne kardeşlerim bizi yaratan yaşatan türlü nimetlerle donatan Allah'a hamdü senalar olsun onun habibi edibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salatu selamlar olsun barış ve esenlik dini İslam'a sımsıkı sarılan etrafını huzur ve güven veren, etrafına huzur ve güven veren Müslüman gönüllere selam olsun. Muhterem Müslümanlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Emin Bel'de Mekke'den Esenlik Diyarı Medine'ye hicret için yola çıktığında, Medineli Müslümanlar günlerce hasret ve heyecan içinde onu beklemişlerdi. Nihayet sevgili peygamberimizin şehre ulaştığı haberi duyulunca ahali büyük bir coşkuyla yollara döküldü. Herkesin gözü ve kulağı peygamberimizde, onun mübarek ağzından dökülecek ilk sözlerdeydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gün kalabalığa şöyle seslendi: Ey insanlar! Selamı aranızda yayın. Birbirinize yemek ikram edin. İnsanlar uykudayken namaz kılın ki selametle cennete giresiniz. Kıymetli müminler, sevgili dostlar, selam Rabbimizin esmai hüsnasından biridir. Allahu Teala kullarını selamete eriştiren, onlara sağlık ve afiyet bahşedendir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem insanlığı tevhide ve adalete davet eden, Allah'a kulluk etmeye, güven ve huzur hakim kılmaya, kardeşçe yaşamaya çağıran son peygamberdir. İslam adı üzerinde barış ve ebedi kurtuluş dinidir. Müslüman ise elinden ve dilinden diğer insanların güvende olduğu kişidir. Değerli Müslümanlar, sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, müminlerin birbirine, birbirlerine selamun aleyküm veya esselamu aleyküm Allah'ın selamı üzerinize olsun diyerek seslendiği her an, Selamın zengin anlam dünyası hayatımıza yansır. Mümin imanından aldığı huzur ve güveni selam ile çevresine yayar ve iyi niyetlerini duaya döker. Selam kalabalıklar içinde kendi telaşına düşmüş. Belki de birbirine yabancılaşmış insanları tanıştırır ve kaynaştırır. Bir dost selamı yalnız olmadıklarını onlara hatırlatır. Kalpleri yumuşatır. Kırgınlıkları ortadan kaldırır. Selam denizi coştuğunda gönüllerden kini giderir. Cennete ulaşan yolda Selam ile yayılan muhabbetin payı vardır. Nitekim Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmaktadır. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olmazsınız. Yaptığınızda birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız. Evet sevgili dostlar. Hadisi tekrar edecek olursak iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız. Yaptığınızda birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın selamun aleyküm veya esselamu aleyküm demek çok mu zor bir şey kardeşlerim? Selamu aleyküm. Karşılığında da ve aleyküm selam. Fazlasını söylersen esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Karşılığı ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim. Mümin kainattaki her varlıkla selam ve güven ilişkisi kurar. Her işinde selam ve barış dili kullanır. Allah'ın selamını veren Müslüman adeta bulunduğu yerde sözleriyle ve davranışlarıyla huzurun teminatı olur. Can yakmaz, gönül yıkmaz, kimseyi hakir görmez. Kaba ve kırıcı konuşmaz. Hasılı Müslümanın verdiği selam kuru bir sözden ibaret değil. Bilakis mana ve maksadına uygun bir iyilik işaretidir. Sevgili dostlar, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bize şöyle hitap ediyor. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe yani İslam'a girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Bakara Suresi 208. Ayet Hadislerde Müslim iman 93, Tirmizi iman 12, Tirmizi sıfatül kıyame 42, Hutbemizin içerisinde okuduğumuz hadislerin kaynakları da bunlar. O halde sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, en yakınlarımızdan başlamak üzere selamı yayalım ve tanımasak da selam verdiğimiz müminlerin sayısını artıralım. Bir huzur ve bereket duası olan selamın hakkını verelim. Varlığımızla bulunduğumuz her yere güven ve huzur taşıyalım. Selamımızla dillerden gönüllere kardeşlik bağları kuralım. Böylelikle misafiri olduğumuz fani dünyayı kavga ve ızdırap yurdu olmaktan çıkarıp sulh ve selamet yurdu haline getirelim. Ela inne asnel kelam ve abla nizam kelamullahi melikin azizil alim. Kema qalallahu tebaraka ve teala fil kelam. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم الله كاتنده حق دين بارك الله <سؤال> لنا ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنين والمسلمين بسم السلام الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد <لله> الكاملين <لله> والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تغزيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم انصر من نصر الدين واخزل من هزل المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحّدين واكتب الصحة والسلامة والعافية وعلينا وعلى الخجاج والغزات والمقيمين والمسافرين والخازرين. fi berrike ve bahrike min ümmeti Muhammedin ecma'in. İlahi ya Rabbel alemin, İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Vatanımızı, memleketimizi, tüm biladı İslam'ı her türlü fitneden, fesattan, beladan, musibetten, yokluktan, kıtlıktan, selden, depremden, yangından, her türlü afat ve belalardan muhafaza eyle. Müslümanlara gerçek İslam uyanıklığını, İslam şuurunu ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin birlik ve dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme. Bir ve beraber hakta hakikatta bir olmayı nasip ve müyesser eyle. Sıratı müstakimde daim ve kaim eyle. Kur'an-ı Mübinin nurlu izinden ayırma, Kur'an'a hadim eyle. Kur'an'ımızı okumayı, anlamayı, yaşamayı, ihlasa ermeyi cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e nasip ve müyesser eyle. Hayırlı evlatlar! hayırlı nesiller nasip eyle. Hayırlı rızıklar, hayırlı kazançlar, kazançlarımıza bereketler ihsan eyle. Hayırlı ömürler nasip eyle. Ömrümüzü bereketli eyle. Ya Rabbel Alemin, bizleri, analarımızı, babalarımızı, tüm müminleri bağışla. Cennetini, cemalini cümlemize, cümle geçmişlerimize, cümle nesillerimize ikram eyle ordularımızı güvenlik güçlerimizi havada karada denizde her zaman ve her yerde Allah din iman mukaddesat Kur'an bayrak vatan namus uğrunda mansur ve muzaffer eyle. Tüm güvenlik güçlerimizin askerlerimizin ayaklarını kaydırma, ayaklarını sabit eyle. Düşman karşısında zelil eyleme. Korkularını gidererek cesaretlendir, kuvvetlendir ya Rabbi. Ya Rabbe'l Alemin birliğimizi, dirliğimizi, huzur ve güvenimizi bozmak isteyen iç ve dış düşmanlara fırsat ve man verme. İç ve dış düşmanlarımızın üzerimize kurduğu hile, tuzak ve desiseleri kendi üzerlerine tevdi eyle, başlarına geçir ya Rabbi. Ya Rabbe'l Alemin acizane yaptığımız dualarımızı

ve yenhaan el fapşa ve el mukdi ve el bazi yazukum muhakkak ki ya Allah adaleti, ihsanı, iyiliği Allahı görüyor gibi ibadet etmeyi her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görüyor ya ve bir de akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve de azgınlığı, zulmü, fuhşiyatı, menhiyatı, her türlü kötülükleri men eder. O Allah düşünüp tutasınız diye size bize öğüt veriyor. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Cumanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun sevgili dostlar.